Saygıdeğer konuklarımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda toplantı salonumuza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Demokrasimizin temel taşı saygıdeğer muhtarlarım, apartman görevlisi değerli dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer yöneticileri, Hatay İl Başkanım, aramızda bulunan sayın milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, yazılı görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla Hatay'da düzenlediğimiz muhtarlar ve apartman görevlileri buluşmasına hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanımız, çok değerli konuklar, ben Seseri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yol gösterişimiz Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan şehitlerimizin aziz ruhları arasına saygı duruşuna ve istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum. Başkanım Hasan Rahmi Sparlar'a çok çok teşekkür ediyorum.
Ben kendisine sordum ama yok dedi. Burada siz değerli muhtarlarımızın ve apartman görevlilerimizin huzurunda en vaki gibi anlamazsan Sayın Başkanım Lütfü Savaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Adam Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız, değerli muhtarlarımız, başkanlarımız ve çok kıymetli apartman görevlilerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Sayın Genel Başkanımızın Hatay buluşmasına hoş geldiniz. Bugün 4 ayrı toplantı yapacaktık. İş adamlarımız, ziraatçılarımız, tarımla uğraşan insanlarımız, muhtarlarımız ve apartman görevlilerimiz. Öncekini birleştirmek zorunda kaldık. Sonraki iki toplantımızı da birleştirmek zorunda kaldık. Zaman darlığından bunu yaptık. Bu nedenle affınıza sunuyoruz. Hepinize tekrar iştirak ettiğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı, Hatay Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Gülçü'yü buraya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi çok kıymetli Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanlarım, kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli Mersin, Adana, Osmaniye'den gelen dernek başkanlarımız ve muhtarlarımız, çok kıymetli Hatay'dan gelen ilçe dernek başkanlarımız, muhtarlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızla istişare toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkaya ses az geliyor galiba da, alkış az geliyor arkadan, takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız 2009 yılından itibaren bu kutsal camiada görev yapmaktayız. Birçok defa Sayın Genel Başkanımıza muhtarlar olarak, konfederasyon olarak, Akdeniz Federasyonu olarak ziyarete gittiğimizde her zaman muhtar arkadaşlarımızın sorunlarını dile getirdik. Ne zaman gittiysek Sayın Genel Başkanımız başkanlıktan ziyade bizlere hep abilik yaptı. Ben bundan dolayı sizlerin huzurunda Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli muhtar arkadaşlarımız, 2009 yılında tabii ki bizden daha eski muhtar arkadaşlarımız da burada var. 2009 yılında muhtar olarak seçildiğimiz zaman takriben 300 lira gibi maaş alıyordu maalesef muhtar arkadaşlarımız. 2013 yılında özellikle muhtarların kaldırılması gündeme gelmişti. O zamanlar birinci genel başkanımız Hüseyin Akdeniz Beyefendi'nin destekleriyle her hafta meclise gittik. Genel başkanımızı ziyaret ettiğimizde muhtar arkadaşların sorunlarını anlattığımızda da sağ olsunlar gerçekten o sürede muhtarlarımıza ciddi bir destek geldi. 2013'ün son meclis toplantısında torba yasasına muhtarların maaşının iyileştirilmesi dahil edildi. 440 lira gibi maaş varken 2013'te 781 lira oldu. Ondan sonra da aldı başına gitti. Sağ olsun genel başkanımız. Teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun, var olun. Öncelikle muhtarlarımızdan gelen taleplerimiz, muhtarlarımızın bu camiada görev yapıp devletin çalışan olarak görülüp maalesef sigortaların ödenmemesi en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Maaşların az olması, 650 diye tabiyiz. Ama devletin kaçak çalışan olarak görülüyor. Bunlar her zaman dediğimiz gibi her zaman bize getirdik. Silah, muhtar arkadaşların silah ruhsatları, maaşların birleştirilmesi, muhtarlar günümüzün alınması gerçekten bugün baktığımızda cami olarak iyi işler yapmışız. Ben bundan dolayı hem genel başkanımıza hem emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıra geldi Hatay'ın abisine, Hatay'ın başkanına, muhtarların abisine. 2009 yılından beri Lütfü Başkanım'ın başarısını söylemeye gerek yok. Sayın Genel Başkanım, siz Lütfü Başkanım'ı bizlere emanet ettiniz. Biz emanetinize her zaman sahip çıktık. Çıkmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli kıymetli muhtar arkadaşlarım, Hatay'ın dostlar.
Gerçekten YouTube başkanımla beraber özellikle Suriye olayları başladıktan sonra takriben 2010 yılında Hatay'ın tüm ilçelerinde birlik beraberlik kardeşlik istişare toplantıları gerçekleştirdik. Sağ olsun YouTube başkanım işi biliyor ya, muhtarlarımızı aldı koluna, muhtarlarımızla beraber köy köy mahalle mahalle gezdi. Bugün de başkanımızın farkını Hatay'da söylüyoruz değil mi? Onun için ben YouTube başkanımla beraber gerçekten çalışmaktan son derece mutlu, gurur, onu duyduğumu ifade etmek istiyorum. İyi ki böyle bir başkanımız var, iyi ki bir abimiz var. Bir insanın iki tane gözü, bir gözü Lütfü Başkan, bir gözü genel sekreterimiz, Nihat Bey buradaydı galiba. Ve diğer gözü de Hastu Genel Müdürümüz. Gerçekten sağ olsunlar, hem başkanımın hem kıymetli muhtar arkadaşlarımızın, Sayın Genel Başkanım son derece ihtiyaçları birebir istişare toplantıları gerçekleştirip muhtarlarımızın sesine ses kullanan kulak oluyorlar. Bundan dolayı kendilerine de teşekkür ediyorum. Muhtarlar canlısı olarak sağ olsunlar. İş adamlarımız Kenan Bey ve Kenan Gül kardeşimize ve Rahmi Vardır Başkanıma buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Ne zaman gittiysek bizleri her zaman kucak açtılar, muhtarlarımıza destek oldular. Sizin vekilim maşallah Allah esirgesi, sayın vekillerinize çok teşekkür ediyorum. İsmet vekilim, Mehmet Toktemir vekilim, Serkan vekilim. Ben teşekkür ediyorum. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Sözlerim sahibi Sayın Genel Başkanımıza sözümüzü bırakmak istiyorum. Lütfü Başkan, Sayın Muhtarlarımız bilgisayarlar soruyorlardı. Sürekli de soruyorlar. Ocak ayında dağıtacağını söyledi. Doğru mu Sayın Başkanım? Bugün davetimizi bulmayıp buraya gelen tüm muhtarlarımıza, değerli dostlarımıza, büyüklerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu camiada olmaktan son derece her zaman şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımızın da sizlere selamını iletmek istiyorum. Genel Başkanımız cumartesi günü genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yoğunluğundan dolayı bugün aramızda iştirak edemedi. Sağ olsun genel sekreterimiz ve Ankara Çankaya'nın çok değerli muhtarlarına, bayan muhtarlarına bizlere gönderdiler. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanım ve çok kıymetli Genel Başkan Yardımcım Seyit abimiz, başkanımız, canımız, bizleri kırmayıp Hatay'ı önemsediklerinden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hatay'ın coğrafi bölgede çok önemli bir yapısı olduğunu da hepimiz biliyoruz. Nasıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Hatay benim şahsım meselemdir demiş. O günün şartlarında, o şartlarda üç defa Hatay'a gelip Hatay'ı anavatana katmış ise rahmetle anıyorum hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Hatay Devleti'nin birinci Cumhurbaşkanı Tayfur Sefen Efendi. Bu sözü her defasında söylediğinde inanın bana tüylerim diken diken olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü, ben Hatay Devleti Cumhurbaşkanı olacağım ama Türkiye Cumhuriyeti'nin sıradan bir vatandaşı olup değil, çok kıymetli hazırlığımla birlikte Hatay'ı ana vatana katmıştır. Ben bundan dolayı kendilerini rahmetle anıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gürce'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Demokrasimizin temel taşı çok saygıdeğer muhtarlarım, apartman görevlisi değerli dostlarımız, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, değerli milletvekilleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diye. Seslerini duyuramayanların sesi, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkede yaşayan gayvanların ve halkın dostu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyor. Her kültürel zenginliğini yaşamış olduk.
Dolayısıyla kadim bir kent olan Hatay'da çalışmak, Hataylılara hizmet vermek özellikle muhtarlar için son derece önemli. Biz de önemsiyoruz Hatay'ı, Hataylıları, Hatay'ın kültürünü, kadim bir kent olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes bilir. Ve Hatay'ın bir başka özelliği, bu kadim kentin barışı öncelemiş olmasıdır. Bir arada yaşamayı, bir arada yaşamanın ne kadar güzel olduğunu sadece Hatay'a değil, bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstermiş olmasıdır. Farklı inançlar bir arada, farklı kimlikler bir arada huzur içinde yaşıyor. Bu son derece değerli bir şey. Son derece değerli. Ve dolayısıyla bir yerde eğer bir çatışma varsa, bir yerde eğer böyle bir farklılaşma varsa, herkesi Hatay'a, o kişileri Hatay'a davet etmek lazım. Hatay'ı görsünler, Hatay'ın kültürünü görsünler, Hatay'ın nasıl bir kadim kent olduğunu görsünler. Dün başkanımız söyledi, ilk cami İslamiye, ilk cami Hatay'da, ilk kilise Hatay'da, ilk havra Hatay'da. Düşünebiliyor musunuz? Hatay'ın dünya tarihindeki yerini, inanç tarihindeki yerini, kimlikler tarihindeki yerini görüyoruz, tanık oluyoruz ve güzel bir şey. Muhtar kardeşlerimle beraberim ve apartman görevlisi arkadaşlarımla beraberim. Önce apartman görevlilerine değinmek isterim. Değerli arkadaşlarım, sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Altını bir kez daha çizeyim. Genelde kimlik lafı bize biraz farklı, bizde farklı algılanır. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. İşçiler bir sosyal kimliktir. Milletvekilleri bir sosyal kimliktir. Devlet memurları bir sosyal kimliktir. Ev kadınları bir sosyal kimliktir. Dolayısıyla belli bir sosyal kimliğe sahip olanların sorunlarını oturup düşünmemiz ve tartışmamız lazım. Çünkü o kimlik içerisinde herkes var. İşsiz dediğiniz sadece muhtarların çocuğu isim değil ki. Her partiden insanların çocukları işsiz. Sanayici dediğimizde hepsi bir partinin değil ki, çok farklı siyasi görüşte olan sanayicilerimiz var, çiftçilerimiz var, üreticilerimiz var. Dolayısıyla politikamızı sosyal kimlikler üzerinde inşa edip, o sosyal kimlikte yaşayanların ya da olanların sorunlarını çözmeye, çalışmaya çalışıyoruz ve çaba harcıyoruz. Apartman görevlileri, apartmanda oturanların hemen hemen her gün gördüğü kişiler. Gördüğümüz zaman çoğu zaman görmediğimiz, farkında olmadığımız kişiler. Hepimiz evlerimizde otururken pandemi döneminde alışverişi apartman görevlisi yapar. Maskesi var mıydı? Önce ona şey yapıldı mı? Madem sokağa çıkıyor, madem geliyor, madem bizimle muhatap oluyor, acaba ona gerekli önemi verdik mi? Açıkça söyledim. Verdim. Defalarca söyledim. Önce aşının o olması lazım. Apartman görevlisinin aşı olması lazım. Sokağa çıkıyor, geliyor, bizimle muhatap oluyor, çocuk çocuğumuzla muhatap oluyor. Ailemizin bir parçası aynı zamanda. Acaba düşündük mü? Onun sosyal güvenliği yeteri kadar sağlanmış mı? Onların yeteri kadar sorunları çözülmüş mü? Genelde apartmanların en altında yaşarlar. Bodrum katlarında. Onların güneş görme hakları yok mu? Onların ağaç görme hakları yok mu? Onlar bizim bir parçamız değil mi? İstanbul'da böyle bir toplantı yaptığımda Güngören'de bir apartman görevlisi rutubetin içinde oturuyoruz. Bütün çocuklarım hasta. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledi. Onu dinledikten sonra. Bundan sonra yapı ruhsatı verirken en azından apartman görevlisinin oturacağı yerin insani koşullarda olması lazım. Ve yine bir apartman görevlisi kadın İstanbul'da şunu söyledi. Ben çalışıyorum. Eşim de çalışıyor. Ama eşimin zaten sigortası yok. Ben burada görevliyim. 30 gün çalışıyorum.
15 bin primim yatıyor. Ama ben gidip diyemiyorum apartman yöneticisine, niye benim primimde eksik yatırıyorsunuz diyemiyorum. Çünkü bunu söylersem korkuyorum, ya beni kapının önünde koyarlarsa, ne yapacağım? Gerekli güvenceleri sosyal devletin sağlaması lazım. Gerekli güvenceleri. Sosyal devlet dediğiniz, fakirin fukaranın yanında olan devleti mi sosyal devlet diyoruz zaten? Yoksa devletin sosyal olması sadece varlıklara hizmet eden bir devlet değil. Devletin bizatihi kendisinin sosyal olması o coğrafyada, kendisinin yönettiği coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir devlet demektir. Bunu hedeflemesidir sosyal devleti. Bunu yapabilir miyiz? Elbette yapabiliriz. İnançla yapabiliriz. İnanarak yapabiliriz. İnanarak çalışabiliriz. Az önce çiftçilerimiz vardı. Bereketli bir obamız var. Amikomaz. Faizlerden şikayet ediyorlar. Elektrik fiyatlarından şikayet ediyorlar. Gübre fiyatlarından şikayet ediyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Bir çiftçi ekecek, biçecek, sonra zarar edecek. Peki nasıl geçirecek? Banka borçları olacak, yüksek faizler olacak. Hayat bir zincir gibi bizi bağlamış. Her birimizin farklı görevleri, farklı işlevleri var. Gönlümüzde yatan bu zincirin içinde kim varsa hepimiz mutlu olalım. Hepimiz görevlerimizi yapalım, hepimiz bir şekilde yaşamımızı doğru dürüst sürdürelim. Apartman görevlisi arkadaşlarım unutmasınlar. Onların hakkını ve hukukunu sonuna kadar arayacağım. Taşeron işçilerine kadro vermiyorlar. 1 milyon üstünde taşeron işçisi. Kadrosu yok. Hiçbir güvencesi yok. Yıllar yılı dile getirdim. Sizin haklarınızı savunacağım diye. Sendikalar sahip çıkmadı, ben sahip çıktım. Önce onlara dernek kurdurdum. Erzurum'dan başladım. İlk toplantıyı Erzurum'da yaptım. Şimdi 1 milyona yakını kadro aldım. Demek ki mücadele olursa başarıya ulaşabiliriz. Apartman görevlisi kardeşlerim de unutmasınlar. O mücadeleyi yapacağız. Onlar da insani koşullarda yaşayacaklar. Onların da sosyal güvenliği olacak. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Hiç kimse aç ve açıkta kalmadı. Eğer bir kişi bu coğrafyada aç ve açıkta kalıyorsa sorumlusu sadece siyaset kurumudur. Başka kimse değildir. Çünkü devlete yöneten siyaset kurumudur. Birisini aç bırakıyorsan, işsiz bırakıyorsan, açıkta bırakıyorsan siyasetin ayıbıdır. İnsanlığın değil, siyasetin ayıbıdır. Dolayısıyla siyasetin de bu bağlamda yeni şeyler söylemesi yeni bir ufuk açması lazım. Bunu yapmamız gerekiyor. Demokrasi gayet güzel. Demokrasi ne demek? Düşüncelerimizi özgürce ifade etmek demek. Demokrasi ne demek? Can ve mal güvenliği demek. Demokrasi ne demek? Eğer bir yerde haksızlığa uğrarsam mahkemeye başvururum ve adalet tecelli eder ve adalet benim hakkımı bana teslim eder. Demokrasi ne demek? Demokrasi gazeteler, siyaset kurumu, yeri geldiğinde siyasi otoriteyi, iktidar muhalefet ne olursa özgürce eleştirebilmektir. Demokrasi budur. Demokrasi, güçler ayrılığı ilkesi demektir aynı zamanda. Meclis hata yapabilir, 600 milletvekili hata yapabilir, yanlış bir kanun çıkarabilir. Kim denetleyecek? Anayasa Mahkemesi denetleyecek. Diyecek ki, 600 kişi bir araya geldiniz, kanun çıkardınız, bu kanun yanlıştır, düzeltin diyecek ve düzelteceğiz. Yürütme organı bir karar alır. Bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı karar alır. Karar yanlışsa gidersiniz mahkemeye, hakkımı teslim edin dersiniz. Bu karar yanlıştır. Yargı onu düzeltir, hatayı düzeltir. Dolayısıyla demokraside hiçbir güç bağımsız ve denetimin dışında değildir. Her güç mutlaka denetlenir. Çünkü kontrolsüz güç
güç değil, felaket. Felaketten kaçırmak istiyorsanız her gücün denetlenmesi lazım. O nedenle deriz, işi ehline vereceksiniz. İşi ehline vermek, o işi bilene bu işi teslim edeceksin. Dolayısıyla işi ehline vermek bir anlamda liyakat demektir, adalet demektir. Bunu yapmamız lazım. Gel arkadaşlar. Muhtarlar, demokrasi için niye durdun bu kadar? Üzerinde niye bu kadar uzun durdun? Demokrasinin temel taşı muhtarlar. Bunu sakın unutmayın. Bu cümleyi muhtarlarla nerede muhatap olursam bunu ifade ediyorum. Demokrasinin temel taşı muhtarlar. Yüceksiniz. Diyeceksiniz ki nereden çıktı muhtarlar demokrasinin temel taşı oldu? Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Düşünebiliyor musunuz? Milletvekillerinin 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan ilk seçim bir muhtarlık seçimidir. Seçim demokrasinin temelidir, özüdür. Çünkü halkın iradesi seçime yansır ve o seçimde bir kişi seçilir. Bir parti seçilir, bir belediye başkanı seçilir, bir cumhurbaşkanı seçilir. Demek ki işin temelinde yatan nedir? Milletin iradesidir. Milletin iradesi 1833 yılında nasıl tecelli etti? Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimiyle tecelli etti. Muhtar kardeşlerimin önce kendi tarihlerini bilmesi lazım. Çok önemli. Tarihinizi bilirseniz rotanızı doğru çizersiniz. Ve o rota üzerine yürürsünüz. Neden demokrasi üzerinde bu kadar duruyor? Demokrasi olmazsa hiçbirimizin can ve mal güvenliği olmaz. Demokrasinin özü vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Haksızlığa uğradığında mahkemeye başvurup adalet istemelidir. Demokrasinin bir unsurudur. Bir kanun çıktığı zaman toplumun beklentilerine uygun olarak o yasanın çıkması lazım. Ülkenin çıkarlarına uygun olarak çıkması lazım. Kim çıkarıyor? Sizin seçtiğiniz milletvekilleri. Dolayısıyla demokrasi dediğimiz kavram sürekli gelişen bir kavramdır. Güzel muhtarlar demokrasinin temel taşı. Güzel söyledik. Laf da güzel. Anlattık da niye temel taşı oldu? Onu da söyledik. 82 kanunda bilmem 300 küsür maddede muhtar adı geçer. Bilir misiniz? Hiçbir muhtar bilmez. Ben de bilmiyorum. Bir araştırma yaptım. Bir sorun bakayım dedim ya. Kaç kanunda muhtar adı geçiyor? 82 kanunda. Kaç maddede geçiyor? 300 küsür maddede muhtar adı geçiyor. Niye sizin tek bir muhtarlık kanunu yok? Böyle ele alındığı zaman bütün yetkiler her şey bu muhtarlık kanunda. Niye? Çünkü muhtarlık kurumuna önem vermiyor. Muhtar mı? Yani seçildi, tamam, bitti, o kadar. Ama eğer ülkenizde demokrasiyi geliştirmek ve büyütmek istiyorsanız muhtarlar için bir kanun çıkması lazım. Belediye başkanları için var, milletvekilleri için var, cumhurbaşkanı için var, herkes için var. E siz de seçimle geliyorsunuz. Onları seçen millet sizi de seçiyor. Ama sizin bağımsız bir kanununuz yok. İsteyin. Bağımsız bir kanun. Bu kardeşimiz onu hazırladı. Hazırladı. Bütün muhtar derneklerine gönderdi. Dedi ki biz bunu hazırladık ama eksiğimiz olabilir. Yanlışımız da olabilir. Siz işin içindesiniz. Alın bir bakın bakalım. Burada eksik yanlış varsa tamamlayalım. Aldık ve tamamladık. Başka siyasi partiler yaptı mı? Hayır yapmadı. Demokrasiye aşığız biz. Demokrasi olmazsa biz kucaklaşamayız. Demokrasi olmazsa farklılıklarımızı zenginlik kabul edemeyiz. Farklılıklar zenginliktir, kavga aracı değil. Biz farklılıklarımızı kavga aracı yapıyoruz. Farklılıklar zengindir. Farklı düşünceler bir toplumu ileriye taşır. Bir muhtar A şeklinde düşünür, öbürü B şeklinde. Bunların kavga etmesine gerek yok.
bir araya gelip uygarca tartışabilirler. Doğrusu nedir? Oturup konuşurlar. Bir kanaat önderiniz orada. Bunların hepsi çözülebilir. Başka bir şey daha. Gideriz belediye seçimlerine, kabine gireriz, bakarız oy vereceğimiz muhtarın oy pusulası orada yok. Birisi cebine koymuş götürmüş. Diğer rakibi. Ona oy vermesinler. Yaşıyorum ben bunu arkadaşlar. Sizler de yaşıyorsunuz. Niye sizin için birleşik oy pusulası yok? Hani yok? Birleşik oy pusulası olsa böyle bir şey olmayacak. Muhtarlar orada, fotoğraflar orada, adı var, soyadı var. E gidersin, hangi muhtar istiyorsan mühürünü basarsın, bitti bu kadar basit. Çünkü değersizleştiriyor. Muhtarı değersizleştiriyor. Muhtar yani ne olacak işte, koyarsın oraya bir tane pusula, böyle gider idare ederiz diye. Şimdi bir şey daha yapıyorlar, ona da dikkatinizi çekmek isterim. Efendim muhtarlık seçimiyle belediye başkanlığı seçimini ayıralım. Muhtarlar için ayrı seçim yapalım. Buna karşı çıkın. Evet. Sandığa seçmen getiremezsiniz. Evet. Çünkü siz siyasi kimliğinizle çıkmıyorsunuz. Siz isminizle, adınızla, soyadınızla çıkıyorsunuz. Belediye başkanı bir siyasi kimlikle çıkıyor. Dolayısıyla bütün siyasi partiler çalışıyor. Muhtarlar için bütün siyasi partiler nasıl çalışacak? Sakın ola ki böyle bir düzenleme hazırlığı yapıyor. Bütün muhtar kardeşlerinin bu konuda dikkatli olması lazım. Ben dikkatliyim, meraklanmayın. Bunu yerini yapacağım. Ama sizden destek görmem lazım. Destek görmem lazım. Buna itiraz edeceğiz zaten. Getiremezsiniz böyle bir düzenleme. Yerel seçimdir bu. Evet yerel seçim. Muhtar da yerel yöneticidir. Belediye başkanı da yerel yöneticidir. Seçiliyorsan belediye başkanıyla muhtarın seçimini beraber aynı zaman dilim içinde yapacaksınız. Birleşik oy pusulası olacak. Mesele de bitmiş olacak. Bunu yapacağız. Öyle muhtar arkadaşlar gördüm ki kirada oturuyorlar. Öyle muhtar arkadaşlar gördüm ki barakada oturuyorlar. Niye sizin doğru düz bir yeriniz yok? Niye yok? Burası sizin tapulu bağımınız olmayacak. Muhtarlık evi olacak. Bir girişi olacak. Vatandaş geldiği zaman oturacak bir yer olacak. Dolapların konacağı bir yer olacak. Bir de muhtarın makam odası olacak. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bizim bazı belediyelerimiz bu tür binaları yapıyorlar. Muhtarlara teslim ediyorlar. Ama gönlümüzde yatan tek tip muhtarlık evi olmalı. Türkiye genelinde olmalı. Her görende bu muhtarlık evidir diyebilmeli. Tabelası da olmalı. Efendim? Ben muhtarlık evi diyorum, siz muhtarlık konağı diyorsunuz, o da olur. Bence hiçbir sakıncası yok. Ne istiyorsanız ama rahat oturabileceğiniz, vatandaşın da gelip kapısını çalabileceği, muhtar orada yokken orada oturup dinlenebileceği, çayını kahvesini en azından içebileceği bir ortamın olması lazım. Bu mahallenin de topluma, muhtara saygı duyması için son derece değerlidir. Bunu bizim belediyelerimizin bir kısmı yapıyor ama bunu normalde hükümetin yapması lazım. Ben muhtarlara bir yardımcı personel verilsin dediğim zaman kıyamet koptu, itirazlar kıyamet. Vay efendim muhtara yardımcı personel, özel kale müdürlüğü nasıl verirsin? Niye vermeyeyim? Vereceğim. Hiç endişem de yok. Bir sürü işsiz genç var, üniversite mezunu genç var. Kardeşim KPSS sınavına girmiş, muhtarın yanında bir tane yardımcı olacak. Geldiği zaman notunu alacak. Muhtar bir yere gittiği zaman kapıyı kapatıp gitmeyecek. Orada bir kişi olacak. Bilgisayar olacak. Dosyalar olacak. İcradan bir sürü dosya geliyor. Onları düzene koyacak. Bir kişinin olması lazım. Vay efendim bunu niye veriyor? Nasıl vereceksin? Niye vermeyeceğiz? Adam gibi verecek. Gelecek çalışacak. Muhtar seçime girer kazanamazsa başka bir muhtar gelecek. Onun da yardımcısı olacak aynı şekilde. Biliyorum. İşe gitmeden maaş alan var, beş yerden maaş alan var. Ben onların hepsini biliyorum. Hepsini çözeceğim. Muhtarım hiç meraklanma. Hepsini çözeceğim. Tereyağından kıl çeker gibi bütün muhtarları çözeceğim. Kök düzen kişiliklerini de iade edeceğiz. Kök düzen kişiliklerini de iade edeceğiz.
muhtar ve ihtiyar meclisi gene olacak. Bunun hesaplanması lazım. Yine ben bir şey dinlendirdim. Ona da itiraz geldi ama biraz düşük geldi itiraz. Sizin bir bütçeniz yok. Niye bütçeniz yok? Bir mahalleye bakmıyor musunuz siz? Köye bakmıyor musunuz? Seçilmediniz mi? Diyelim ki mahallenizde, Antakya'da bir mahalledesiniz. Muhtarlık yapıyorsunuz. Fakir bir ailenin çocuğu üniversiteyi kazandı. Adana'ya gidip kaydını yaptı. Belediye başkanına ulaşamıyor. Milletvekiline ulaşamıyor. Bakana ulaşamıyor. Cumhurbaşkanına ulaşamıyor. En rahat kime ulaşır? Mahallenin muhtarına ulaşır. Yani siz gidiş dönüş için bir otobüs bileti alacak bir bütçenizin olması ayıp mı? Hayır. Ben bunu söylediğim zaman parayı nereden bulacağız diyorlar. Benim maliyeci olduğumu bilmiyorlar herhalde, onu söylüyorlar. Para kardeşim. 27,5 yılını bütçe nasıl yapılır, para nasıl harcanır, israf nasıl ödenir? 27,5 yılı bunu ayırır. Mahalleniz var değil mi? Mahallede oturanlar var. Oturanlar emlak vergisi ödüyor mu? Ödüyor. Nereye ödüyor? Belediye ödüyor. O mahallede ödenen emlak vergisinin %1'i mahallenin muhtarına verirse ne olur? Ayıp mı olur? Ama bütçe demek aynı zamanda denetim demek. Paranın doğru harcanmadığı denetlenir. Dolayısıyla bir yere bütçe tahsis edilmesi demek, bir kamu kaynağının tahsis edilmesi demek, o kamu kaynağının aynı zamanda doğru yerinde ve zamanında harcanmadığının denetlenmesi demek. Dolayısıyla muhtarların da buna benzer mütevazi de olsa bir bütçelerinin olması lazım. Güzel, muhteşem, daha bitirmedim, daha bitirmedim. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Muhtarlık kurumu seçimle geliyorsunuz değil mi? Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Belediye kamu kurumu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu. Cumhurbaşkanlığı kamu. Ama muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Muhtarların %99'unun bundan haberi bile yok. Dolayısıyla belediye başkanları muhtarlarla ortak proje yapamaz. Suç. Bunun değişmesi lazım. Belediye yasasında muhtarların kamu kurumu olarak tanımlanması lazım. Tanımlandığı zaman belediye ve muhtarlar arasında işbirliği olur. Ortak proje geliştirecekler. Ortak çalışma yapacaklar. Hem mahalleli hem belediye rahat etmiş olacak. Bunu yapılması lazım. Başka bir şey daha. Mahallede oturuyorsunuz, muhtarsınız, seçildiniz. Belediye meclisi bir karar alıyor, sizin hiç haberiniz bile olmaz. Niye olur? Mahalleyle ilgili, bulunduğunuz mahalleyle ilgili bir karar ya da bir olay belediye meclisinde görüşülecekse o toplantıya muhtarın katılması, söz ve oy sahibi olması zorunlu olmalı. Mecbur olmalı. Mahalleyle ilgili karar alınmış, mahalleniz size geliyor tabii. Ne muhtarın nedir bu? Diyorsunuz vallahi bilmiyorum. O zaman seni niye muhtar seçtik? Dolayısıyla belediye meclisine her toplantıya değil, kendi mahallesiyle ilgili bir olay görüşülecekse o muhtar, o belediye meclisi toplantısına katılmalı, yasal olarak katılmalı, çıkıp konuşmalı. Evet demeli ki, çok haklısınız, ben de buna destek veriyorum. Veya bu sakıncalıdır, şu sakıncaları var, ben buna muhtar olarak karşıyım diyebilmeli, görüşünü ifade edebilmeli. Bunun için de bir yasal düzenlemenin olması lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım, Sencer Hayata diye bir hocamız vardı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sonra biz de milletvekili olduk. Şimdi gazetelere yazılar yazıyor, bazı internet sitelerinde görüşlerini beyan ediyor. Orta Doğu'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hocalık yaparken, yanlış hatırlamıyorsam Dünya Bankası'nın bir projesini alıyorlar. Türkiye'de yoksulluk araştırması. Türkiye'de yoksulluk araştırması. Hocam Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde oturuyor, lojmanda oturuyor. Yoksulluğu nereden bulacak ki araştırma yapsın? Birisi diyor ki,
mahalledeki yoksulu bulmak istiyorsa ya mahallenin bakkalını veya mahallenin muhtarına gideceğiz. Onlar kim yoksuldur, kim varsıldır, en iyi onlardır. Ve gerçekten de mahallenin bakkalıyla mahallenin muhtarı hangi evde tencere kaynıyor, hangi ailenin borcu var, hangi aile fakirdir, bunlar en iyi bilen kişidir. O nedenle sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım. Muhtarlar çünkü kimin yoksul olup olmadığını en iyi bilen onlardır. İki muhtarların seçime girerken bir parti kimlikleri yoktur. Dolayısıyla fakirler arasında ayrım yapmazlar. Bizim partili, öbür partili demezler. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla veya en azından muhtarın katıldığı bir ortamda bu sosyal yardımların yapılması lazım. Sizin Türkiye Muhtarlar Birliği'niz yok. Olması lazım. Türkiye Belediyeler Birliği var ama Türkiye Muhtarlar Birliği yok. Bunun da bir özel yasayla oluşturulması lazım. Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Az önce konuşan arkadaşımız dedi ki daha önce çok düşük bir ücret alıyordu. Sonra Kılıçdaroğlu devreye girdi. Mahmut Bey biraz şeyi yükselttik aylıkları. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, siz maaş almıyorsunuz. Size ödenek veriyorlar. İzin aldığınızda ödeneğiniz kesilir. Düşer. Belediye başkanı izin aldığında kesilmez. Milletvekili izin aldığında kesilmez. Bakan izin aldığında kesilmez. Cumhurbaşkanı izin aldığında kesilmez. Onları seçen millet sizi de seçti. Onların aylığı kesilmiyor da sizinki niye kesilmiyor? Haklı mıyım? Haklıyım. Maaş olur. Maaş olursa ne olur? Maaş olursa sosyal güvenlik priminizi de yapmak zorunda olur. Sosyal güvenlik priminizi yatırmamak için size ödenek veriyorlar. Maaş veriyorlar. O nedenle bir yerde karşılaştığınızda, bir politikacıyla karşılaştığınızda, milletvekiliyle karşılaştığınızda niye bize maaş vermiyorsunuz? Siz maaş olmuşsunuz. Hatta öyle adamlar var ki 5-6 yerden maaş alıyor. 7-8 yerden maaş alıyor. Niye size maaş verilmiyor? Maaş verilmesi lazım. Angarya yasaktır. Anayasadır. Angarya yasak. Dünyanın bütün ülkelerinde yani bedava adam çalıştırmak yasaktır. Angarya'da yasak. Size icra tebligatları geliyor değil mi? Bunları tebliğ edeceksiniz. Karşılığında bir şey veriyorlar mı muhtarlar? Bütçe olursa verecekler. Hizmet veriyorsunuz. Her icra işlemi için tebliğ ettiğinizde belli bir ücret ödenmesi lazım. Aynı işi PTT memuru yaptığı zaman aylık alıyor mu? Alıyor. Sizi niye bedava çalıştırıyorlar? Angarya yasaktı. Ben bunları söylediğimde biliyorum ufkumuz biraz açıldı. Açılacak. Bu ülkeye edilip demokrasinin temel taşı muhtarlar. Bu bireysel tek tek muhtarları çok sevdiğim için değil. Ülkemi seviyorum. Demokrasinin büyümesini istiyorum. Demokrasinin güçlenmesini istiyorum. İnsanlar muhtarın kapısını da özgürce çalmalı. Milletvekilinin de, belediye başkanının da ve her birimiz tek tek demokrasiyi savunmalıyız. İnsan haklarını savunmalıyız. Beraber yaşamayı savunmalıyız. Adaleti savunmalıyız. İsraftan kaçınmalıyız. Yolsuzluklardan kaçınmalıyız. Yolsuzluk yapanları almalıyız, görmeliyiz, eleştirmeliyiz. Kul hakkı yiyenlere mesafe koymalıyız. Kul hakkı yiyenleri toplumun dışına itmeliyiz. Bunları ancak demokratik ortamlarda gerçekleştirebiliriz. O nedenle muhtar arkadaşlarım üzerinde bu kadar ayrıntılı durumda. Yaşadığınız bölgede Suriyeliler var. Bazen Suriyelilere kızıyoruz. Vay efendim Suriyeli geldi şöyle yaptı böyle yaptı diye. Kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Suriyelinin bir kabahati yok arkadaşlar. Adam kaçmış, canlı kurtarır. Çoluk, çocuk, kadın, genç, yaşlı herkes geldi. Kime kızacağız? Suriyelileri buraya getirir kızmamız lazım. Biz bırakmışız. Bağ bırakmışız, bağcıyı dövüyoruz. Ya asıl bağa bakacaksın kardeşim. Bu bağ niye üzüm ver? Niye bu kadar soruyor? Bu Suriyeliler buraya niye geldi? Nasıl oldu da buldurdu?
Efendim işte sınır boylarındaki ilçelerde Suriyeli nüfus sayısı çok daha fazla. Ben de biliyorum fazla. Ben de biliyorum. Kim getirdi? Kim bu tabloyu önünüze çıkardı? Hoş geldiniz. Çözemiyorlar. Çözemedim. Ama çözmeye karar verdim. Bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine gönderecek. Ama barış içinde gönderecek. Kavga ederek değil. Nasıl göndereceğimi anlatayım. Bir, Suriye yönetimiyle iki ülke karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız. Kavga yok. Onların büyükelçisi bizde olacak, bizim büyükelçimiz de orada olacak. Yeter mi? Hayır, yeter. İki, burada var olan Suriyelileri kendi ülkelerine gittiği zaman can ve mal güvenliklerini garanti altına almalıyız. Oraya gittikleri zaman efendim geldim ben seni öldüreceğim, kaçtım vesaire, bunu garanti altına almalıyız. Bunun yolunu ve yöntemini bütün dünya nasıl yapıyorsa biz de aynı şekilde yapacağız. Yönetirse belli bir süre barış gücü orada olacak ve bu olacak. Yeter mi? Yine yeteriz. Üç, Suriyeli yolunu, köprüsünü, okulunu, kreşini, hastanesini yapacağız. Nasıl yapacağız? Avrupa Birliği fonlarıyla. Onlar bunu yapmaya, evet biz bunları yapabiliriz diyor, kaynak ayırabiliriz diyor. Yaptık mı? Yolunu, köprüsünü, okulunu, her şeyi yaptık mı? Yaptık. Yeter mi? Yere yeteriz. Yere gitmez. Bunlara diyeceğiz ki Hataylı iş adamları, Antepli, Urfalı, sanayicileri, kardeşim gidin Suriye'ye barış geldi, artık bir kavga yok, artık barış içinde yaşıyoruz. Oradaki halklar bizim akrabamız, bizim komşumuz, biz beraber birlikte yaşayacağız, oralara fabrika kuruyoruz. Her türlü desteği vereceğiz, sizden tek istediğimiz kazandığınız paranın devizini Türkiye'ye getirin, ondan da vergi almışız. Böylece Suriye'nin neyin olacak? İşin de hazır olacak. İş var mı? Var. Can güvenliği var. Okulu var. Fabrikası var. Kreşi var. Her şey var. Niye dursun Türkiye'de asgari ücretle çalışsın? Veya asgari ücretin yarısıyla çalışsın? Veya niye senin bir hayat olsun? Oraya gidecektir. Bunu en geç 2 yıl içinde hayata geçireceğiz. Böylece biz de rahatlayacağız. Suriye'de rahatlayacağız. Sadece Suriye'yle mi barışacağız? Hayır. Mısır'la da barışacağız. Bütün komşu ülkelerimizde barış içinde yaşayacağız. Farklı kimlikler olabilir. Farklı kimlikler zenginliğimizdir. Kavga nedeni değildir. Hiçbirimiz anne babamızın seçme özgürlüğüne sahip değiliz. Ama her birimizin kimliği kendi şerefimizdir. Bu çerçevede çalışacağız. Bu çerçevede çaba harcayacağız. Ve bu çerçevede Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Orta Doğu'yu bir barış kavgasına döndürüyoruz. Efendim benim kısaca anlatmak istediklerim bunlar. Sizden isteyeyim. Seçimler olacak. Biliyorum. Sandığa gideceksiniz. Biliyorum. Oy kullanacaksınız. Biliyorum. Ben size efendim benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin diye bir çağrıda bulunmayacağım. Böyle bir çağrı yok. Ben sizin sorunlarınıza talibim. Sorunlarınızı. Ben bu ülkenin sorunlarına talibim. Biz beraber, birlikte Türkiye'nin var olan bütün sorunlarını çözebiliriz. Bütün sorunları. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Her sorun çözülür. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Her sorunu çözeriz. Her birimiz kendi ülkemizde insanca yaşar. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Herkes kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmez. Buna izin vermeyeceğiz zaten. Ha bunu söylerken, efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kabahati yok muydu diye sorabilirsiniz. Vardı efendim, kim dedi CHP'nin kabahati yok diye. Kusurumuz da var, kabahatimiz de var, yanlışımız da var. Ama önemli olan yanlıştan, hatadan, kusurdan ders çıkarmak. Aynı şeyi tekrar etmemek. Biz bunu biliyoruz ve yapacağız. Huzur içinde, barış içinde kendi ülkemizde yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Birlikte üreteceğiz.
Üretmek kadar değerli bir şey yoktur. Dediğim gibi yukarıda az önce çiftçilerle konuştuk. Gidin Reyhan Bey'e, çiftçiye sorun. Gidin hayvan üreticisine sorun. Hepsi perişan. Elektrik fiyatlarından şikayet ediyorlar. Gübre fiyatlarından şikayet ediyorlar. Her şeyden şikayet ediyorlar. Oysa olayı çözmek çok kolay. Planlama yapacaksınız. Kişi neyi ektiğini bilecek bir yıl önceden ve kaça sattığını da bilecek. Planlama yapacak. Bize planlama olmadığı için şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın, bu sene patates iyi fiyat yaptı. Hepimiz patates ekiyoruz. Sonra hep beraber iflas ediyoruz. Soğan iyi fiyat oldu, hep beraber soğan ekiyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp diyor arkadaş, sen soğan ek kazan, sen patates ek kazan, sen ayçiçeği ek kazan, sen arpayı ek kazan, sen buğdayı ek kazan. Toprak analizi yapacaksın, diyeceksin ki sen burada sulu tarım, susuz tarım. Sen fidan, sen çiçek, sen arpa, sen ayçiçeği, sen kanola, neyse. Herkes ekecek ve devlet onlara bir fiyat verecek. Maliyet artı makul kar. Bu fiyatın üstüne satıyorsan kime satarsan sat. Ama bu fiyatın altına düşerse devlet olarak ben garanticiyim. Geleceğim senden alacağım, sen zarar etmeyeceksin. Çiftçi zarar ederse ne olur? Aç kalırız. Yanlış politika bizi nereye götürdü? Buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, mercimek dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan, et dışarıdan, nohut dışarıdan. Ya dışarıdan almadığımız hiçbir şey kalmadı. Saman dışarıdan, yem dışarıdan, hepsi dışarıdan. Kalkmışız 83 milyon bir avuç kişiyi besliyor. 83 milyon. Tarım dünyanın her tarafında stratejik sektördür. Bir daha söyleyeyim. Tarım dünyanın her tarafında stratejik sektördür. Buzdolabınız olmayabilir, arabanız olmayabilir, çamaşır makinesi olmayabilir. Ama günde iki sefer, üç sefer yemek yemek zorundasınız. Karnınızı doyurmak zorundasınız. Bizim karnımızı biz mi doyuracağız, emin oğlumu doyuracağım. Sorun burada. Biz doyuracaksak oyumuzun rengini değiştireceğiz. Yok yabancılar doyursun, bizde ne olsun işte çoluk çocuk üniversiteyi bitirdi, işsiz. O da kessin ortalıkta diyorsanız o ayrı bir şey. O da bir tercih. O tercihe de bir şey demek. Ama bu tercih Türkiye için felaket. Siyasetin ahlaki zeminde büyümesi ve yürümesi lazım. Ahlaki zeminde. Sözüm var. Allah nasip ederse dostlarımızla birlikte iktidar olduğumuzda meclise ilk sevk edeceğimiz bir numaralı kanun siyasi ahlak kanunu. Siyasi ahlak. Bir siyaseti. Siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürür. İki kere iki eşittir dört. Kendi hayatımdan mı? Siyasete girdik doğru. 20 gün mal beyanını internet siteme koydum. Hepsi alın teriyle kazandığım mallar yani. Karımın yüzüğüne kadar koydum. Ama ben zenginleşmedim. Üstelik iyi para alıyorum milletvekili ayrı. Çoluk çocuk iyi geçiniyor. Peki nasıl oluyor da birileri büyük han hamam sahibi oluyor? Nasıl oluyor yani? Siyaset kirlilikten arınmak zorundadır. Ahlaki zemine oturmak zorundadır. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkacak. Devletin televizyonu. Başka bir televizyon da değil. Devletin televizyonunda açıklama yapacak. Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet veriyor. Düşünün. Kim bu siyasetçi? Hangi savcı harekete geçti? Kim bu işi soruşturdu? Hepsi ağzında bir bant, kimse konuşmuyor. Olmaz. Kul hakkını birisine yedirmez. Sözüm bu. Kul hakkını yedirmeyeceğiz. Beraber yedirmeyeceğiz. Kul hakkı yemek eğer bizim inancımıza göre en büyük günahsa ve o günahın sahibi olarak yüce yaradanın huzuruna çıkamıyorsak o kul hakkını kimseye yedirmemeli. Yedirmemenin yolu da demokrasiden geçiyor ve siyasi alemden geçiyor. Muhtar olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Apartman görevlerine de büyük görevler düşüyor. Onlar da emek harcıyorlar. Onlar da alın teri döküyorlar. Onlar da günün neredeyse 24 saati çalışıyorlar. 24 saati çalışıyorlar.
Bunları biliyorum. Çalışan insana saygım var. Alın teri döken insana saygım var. Üreten insana saygım var. Demokrasiden yana olan, güzel ahlaktan yana olan her insana saygım var. Ama birisi malı götürüyorsa orada durmayacağız. Dur demek lazım. Bunu mutlaka beraber çözmemiz lazım. Mutlaka beraber çözmemiz lazım. Ahlaki zeminde Türkiye'yi aydınlığa çıkarmamız lazım. Efendim, adalet dedik, liyakat dedik, devlet dedik, sosyal devlet dedik, sosyal devletin temel taşı, demokrasinin temel taşı, muhtarlarımız dedik, bize günün 24 saati hizmet veren apartman görevlilerimiz dedik. Daha çok sayıda insanımız var. Çöplerden yiyecek toplayan, konteynerlardan yiyecek toplayan insanlarımız var. Üniversiteyi bitirmiş işsiz evlatlarımız var. Üniversiteyi bitirmiş eve temizliğe giden kadınlarımız var. Bunlar hepsini tanıyor. İçim acıyor ama sonuçta bu acılara birlikte derman olmak zorundayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir şeyler emin olmanızı istiyorum, tekrar ediyorum. Sizin sorunlarınıza faaliyet. Sizin sorunlarınıza. Sorunlar çok ağır biliyorum. Sorunlar çok yüklü biliyorum. Ama bütün bu sorunları çözmek gerekiyor. Asla umutsuz olmayın. Asla umutsuz olmayın. Umutsuzluk bize yakışmaz. Biz madem ki Mustafa Kemal'den söz ettik, Milli Kurtuluş Savaşı'nda hangi mücadeleyi verdikse aynı mücadeleyi beraber vereceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sizin Muhtarlar Federasyon Başkanımız, Zemin Çiçek takdim edecek, Atay Yüksek Belediye Başkanımızla birlikte. Ardından teşekkür belgelerimiz var. Genel Başkan şartlarla bildirmedik. Tamam. Önce çiçeklerimiz alalım, toplantımız devam edeceğiz. Merak etme. Merak etme, toplantımız devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Muhtarlar Federasyonu Başkanımıza. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın çiçeği o da. Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Oturuyoruz efendim. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, o alanı da bir açalım lütfen.